Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda polinomsal regresyon yapısını size teorik anlamda göstermeye çalışmıştım. Bugünkü videomuzda ise bunu Python tarafından nasıl makine öğrenmesi kısmına işleyebiliriz? Bir polinomsal regresyon yapısı nasıl kurulur? Bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi elimde basit bir veri seti var arkadaşlar. İnternetten bir yerden buldum. Küçük olduğu için de buraya direkt olarak yazdım arkadaşlar. Elimizde bir sıcaklık ve bir de o sıcaklığa karşı bir ürünün verimi ile ilgili bazı yapılar mevcut. Bunu kısa olduğu için Excel'de kendiniz de boş bir Excel'e doldurabilirsiniz arkadaşlar. Sıcaklık yüksek derece olmasını sizi şaşırtmasın. Bu Fahrenheit cinsinden bir sıcaklık olduğu için bu şekilde verilmiş. Şimdi bu elimizdeki iki değişken üzerinden biz bir makine öğrenmesi modeli uygulamaya çalışacağız. Yani bir polinomsal regresyon modelini aslında uydurmaya çalışacağız arkadaşlar. Peki, burayı kapatalım. Burayla bir işimiz yok. Şimdi import pandas diyerek başlayalım. Data diyelim. Dosyamızı okuyalım hemen arkadaşlar. Şöyle geldim. Bunu da masa üstüne örnek olarak yapmıştım zaten. Şurayı kopyala. Şurayı hemen düzeltelim. Örnek nokta XLSX yapısı şeklinde. O harfi büyük mü? Tamam, büyük. O sıkıntı olmasın. Veri eşittir. Data nokta copy diyerek kopyalama işlemimizi de yapalım arkadaşlar. Şura bir gel. Niye böyle oldu? Print veri diyelim. Veri setimizi bir okuyalım bakalım. Herhangi bir sorunumuz var mı arkadaşlar? Veri seti ile ilgili. Bakın 15 tane toplamda datamız var. Sıcaklık ve verim şeklinde iki değişkenimiz var. Biz buradan bir model oluşturmaya çalışacağız. Makine öğrenmesi modeli oluşturmaya çalışacağız. Burada herhangi bir eğitim veya test seti şeklinde ayrım olmayacak. Basit bir şekilde polinomsal model nasıl oluşturuluyor onu öğreneceğiz. Şimdi elimizde bir sıcaklık, bir de ürünün verimi ile ilgili bazı değerler var arkadaşlar. Burada öncelikle yapmamız gereken bağımlı ve bağımsız değişken yapısını ayırt etmemiz gerekiyor. Şimdi bizim için aslında verim kısmı bağımlı değişkendir. Neden? Çünkü sıcaklık değiştikçe ya da sıcaklığa hangi değer geldikçe ortalama olarak beklediğimiz verim değeri ne olacak? Aslında sorduğumuz soru bu. Yani model yapısı bu olacak. O yüzden verim bizim için bağımlı değişken, sıcaklık ise bağımsız değişken kavramında olacak arkadaşlar. O zaman y eşittir veri diyelim. Buradan veri kısmına bizim bağımlı değişkenimiz neydi? Buradan verim diyoruz arkadaşlar. Bağımsız değişkenimiz bizim için ne olacak? Sıcaklık. Geldim. Şuraya da sıcaklık olarak burayı ayırt ettim. Şimdi dediğimiz gibi eğitim veya test olarak ayırma işlemini gerçekleştirmeyeceğiz. Burada öncelikle ilişki ile ilgili, yani y ve x'in arasındaki ilişki ile ilgili isterseniz bir grafik anlamını noktalara bir bakalım dağılıma. Şuradan import matplotlib.py plot splt diyelim arkadaşlar. Şuradan plt.scatter yapısına ilk önce x'i gönderelim, daha sonra y'yi gönderelim. plt.show diyerek bir saçılım diyagramına bakalım arkadaşlar. Verim ve sıcaklığı. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, burada noktalar bizim için aslında değerler gösteriyor. Buradaki alt kısımdaki değerler bizim için x, yani sıcaklık değerleri. Buradaki değer ise bizim için verim değerleri arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman sıcaklık arttıkça aslında verimin arttığı ile ilgili gözlemimizi görebiliyoruz ama bu tam olarak doğrusal bir modele uyum sağlayacak mı? Yani ikisi arasındaki ilişki gerçekten doğrusal mı veya başka bir model yapısı üzerinden daha iyi bir sonuç mu bizlere verecek arkadaşlar?
Şimdi burayı da yaptığımıza göre şurayı şimdilik silelim. Artık model yapımızı oluşturalım. From Scikit-learn üzerinden ne yapacağız? İlk önce bir lineer model oluşturmaya çalışalım. Import, şöyle import linear regression diyelim. Şunları değiştirmem lazım. Çünkü eğitim ve test verisi olarak ikiye parçalama yapmadığım için bir array yapısını elde etmem gerekiyor. Eğer eğitim ve test olarak parçalamadıysanız bunlar sonuçta bir data frame'in değişkenleri. Bu şekilde hata alacaksınızdır arkadaşlar. O yüzden array yapısını nasıl gerçekleştiriyorduk? Y nokta values. Buraya tekrar nokta reshape diyoruz. Eksi bir, bir şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Diğeri de yine aynı mantık. X nokta. Şurayı kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Şöyle print y dediğiniz zaman artık dikey şekilde bir array yapısına ulaşmış olacağız arkadaşlar. Data setimizle ilgili. Çalıştırsın print y'yi. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar array yapısında, yani mesela buradaki verim data frame, eğer bu şekilde data frame yapısını gönderirsek modele hata verecektir bize. Ama eğitim ve test olarak ayırdığınız zaman direkt olarak zaten array cinsinden ayırma yapıyor. O yüzden bu işlemi yapmanıza gerek yok eğer eğitim ve test olarak ayırma işlemini yapıyorsanız. Şurayı silelim. Şurayla da bir işimiz yok. Artık model yapımızı kuralım. Ne diyelim? LR. Buradan linear regression'ı tanımladık. Aşağıya geldik. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Bir fit işlemi yapmam gerekiyor arkadaşlar. Yani modelimizi bir fitleyeceğiz. X ve Y değerlerini de buraya gönderdik. Şimdi burada yaptığımız aslında doğrusal bir model içerisine uydurmaya çalışıyoruz elimizdeki veri seti yapısını. Peki burada bazı metrikleri alalım. Mesela R kare ve hata kareler yapısını alalım isterseniz. Bunun için ne yapmamız gerekiyordu arkadaşlar? Hatırlayalım. Import scikit-learn nokta matrix nokta mt diyerek smt diyerek bu işlemi yapabiliyorduk. Şimdi öncelikle tahmin değerimi oluşturmam gerekiyor model için. Modeli çünkü bu noktada ben öğrettim ama bunun sonucunda bir tahmin değeri almam lazım. Bu tahmin değeri için lr nokta predict yapısını kullanıyorum ve içerisine x değerlerimi gönderiyorum. Daha sonra r kare doğrusal diyelim. Bu doğrusal için olsun. MT nokta R kare skor yapısı. R kare skor yapısını öncelikle Y true, yani aslında elimizde olan Y değerlerini göndermemiz gerekiyor. İkinci kısımda Y pred, yani bu model üzerinden tahmin ettiğimiz değeri. Buradan tahmini gönderiyorum arkadaşlar. Yine aynı mantık bir MS'yi kullanalım. Yani squared error olacak. Şöyle bunu da aynı mantık çerçevesinde y ve tahmin değerlerini gönderelim. Burada yaptığımız işlem, biz sanki elimizdeki veri setimiz bir doğrusal regresyon modeli uyum sağlıyormuş gibi hareket edip onun sonucunda r kare ve hata kareler yapısının metriklerini alacağız arkadaşlar. Şimdi de bunları yazdıralım. Ne diyelim? Şöyle print diyelim arkadaşlar. Doğrusal r kare diyelim eşittir. Şöyle bir sonuç versin. İkinci kısımda da ne diyelim? Yine doğrusal ms diyelim arkadaşlar. Yine bunu da şöyle alalım. Format yapısının içerisine r kare doğrusalı ve ms'yi gönderelim. Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman doğrusal model üzerinden bir R kare ve bir de MSI değeri bizlere gönderecektir. Bakın doğrusal için 0.09 gibi bir değer, MSI için 0.13 gibi bir değer ortaya çıkarttı arkadaşlar bu yapımız. Ne yaptık aslında biz? Elimizdeki verim ve sıcaklık değerlerini bağımlı ve bağımsız değişken olarak ayırarak bir doğrusal regresyon modeli oluşturduk ve bu doğrusal regresyon modeli üzerinden buradan hem R kareyi hem de hata karelerle ilgili yapıyı almış olduk arkadaşlar. Peki bir de bu model yapısını biz
polinom modeli çevirelim. Yani elimizdeki datayı bir de polinomsal regresyon modeli üzerinden bakalım. R kare ve MSI değerleri ne çıkacak? Şimdi bunun için arkadaşlar şuraya geliyorum. İlk yapmam gereken işlem, eğer polinomsal bir regresyon modeliyle çalışacaksam, from scikit-learn üzerinden arkadaşlar pre-processing kısmını çağırıyorum ve buradan import dedikten sonra bakın burada polynomial features dediğimiz bir yapı var. Bunu çağırıyoruz. Aşağıya geldim. Yapıyı tanımlayacağım şimdi. Öncelikle pol isimli bir değişken tanımladım kendime. Buraya polinomsal yapıyı çağırıyorum. Yukarıda import ettiğim yapıyı. Bunu direkt olarak pol olarak kısalttım buraya. Sonra amacım elimdeki bağımsız değişken yapısını bir polinom derecesine çevirmek. Şimdi polinomlarda derece yapısı vardı hatırlıyorsanız. İkinci derece, üçüncü derece, dördüncü derece, eninci dereceye kadar. İşte elimdeki data seti üzerinden bağımsız değişkenleri birer polinom derecesi vermeye çalışacağım. Bunun için arkadaşlar şuradan x pol eşittir diyorum. Bir üste yapmış olduğum pol değişkenini çağırıyorum. Nokta dedikten sonra fit transform diyorum arkadaşlar ve buna x yapısını parametre olarak gönderiyorum. Tabi burada bizim belirtmemiz gereken bir nokta var. O da derece yapısı. Bunu belirtirken arkadaşlar ilk oluşturduğumuz polinomial yapı içerisine degree isimli parametreye gönderiyoruz. Bunu 2 ile başlatabilirsiniz. Daha sonra yine modelin uyumuna göre dereceyi değiştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Polinom derecesi üzerine bir yapı çağırdık. Bunu pola atadık. Daha sonra bu pol üzerinden x pol diye bir değişken oluşturdum. Ve dedim ki elimizdeki x bağımsız değişkenleri transform et. Yani değiştir. Nasıl değiştir? İkinci dereceden polinom yapısı şeklinde değiştir diye bir yapı gönderdim. Sonra LR2 yani linear regression 2 diyelim, yukarıdakine 1 dedik. Buna da yine aynı mantıkta bir linear regresyon yapısı tanımlıyorum arkadaşlar. Daha sonra LR2.fit yapısının içerisine normal şartlarda x ve y değerlerini gönderirken artık derecelendirilmiş polinomlu x değerini göndermem gerekiyor. Yani yukarıda oluşturmuş olduğum x pol değerini ve buna karşılık ise y değerini gönderiyorum. Çünkü artık benim bağımsız değişken yapım x pol, yani ikinci dereceden bir polinom yapısında. O yüzden buraya da x pol ve y değerlerini göndermiş oldum. Şimdi yukarıda tahmin yapmıştık. Burada da yine tahmin yapalım. Tahmin 2 diyelim bize buna da. LR2 üzerinden bu işlemi gerçekleştiriyorum ve yine bir tahmin değeri yapıyorum. Üstteki yapıda biz ne göndermiştik tahmin değerine? X'i göndermiştik. Artık bizim yeni X'imiz ikinci dereceden bir polinom olduğu için buraya da X pol değerini gönderiyorum arkadaşlar. Daha sonra şuradaki değeri şöyle kopyalayalım. Buranın tamamını şuraya yapıştıralım. Şu R kare yapısı pol diyelim arkadaşlar. R kare pol diyelim. Burada artık tahmin değil, tahmin 2. Çünkü polinomsal regresyon üzerinden tahmin değerini göndermem gerekiyor. MSI yapısını da yine şuna pol diyelim. Burada da ne göndereceğim? Yine tahmin 2 değerini göndereceğim. Hemen şunları değiştiriyorum. Polinomsal R kare diyelim. Ve buraya da yine polinomsal MSI değeri diyelim. Buraya ne göndermem gerekiyor artık? R kare pol değerini ve MSI pol değerini göndermem gerekiyor. Şimdi yazdırdığım zaman ilk olarak direkt linear regression ile, yani doğrusal model ile eğittiğimiz makinenin R kare ve MSI değerleri çıkacak. Bir altında da polinomsal olarak R kare ve MSI değerleri ortaya çıkacak. Çalıştıralım bakalım arkadaşlar. İkisi arasındaki yapıyı kontrol edelim. Şimdi bakın ne oldu? Doğrusal R kare 0.09 iken arkadaşlar 0.67 gibi bir değeri çıktı. MSI değeri ise 0.13 gibi bir değerden 0.04 gibi bir değere düştü arkadaşlar. Bu ikinci derece bir polinom regresyonunun sonucu.
Şuradan dereceyi örnek veriyorum. 3 yapalım. Belki daha rahat ve yani daha net bir şekilde düşüş görebiliriz. Tekrar çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım 3. dereceden daha mı iyi bir uyum sağlıyor? Bakın yukarıdaki 2. dereceden 0,67 iken 3. derecede 0,73 gibi bir R kare değeri ortaya çıktı. 0,04 değerinden de 0,03 değerine bir düşüş oldu arkadaşlar. Dördüncü derece şeklinde deneyebilirsiniz. Ancak belli bir yerden sonra zaten polinom yapısı standart olarak birbirine yakın çıkacaktır arkadaşlar. Bakın 73,54'ten 73,55'e çıktı. Burada da mesela 68'den 66'ya düştü ama burada üçüncü derece bizim için aslında ideal bir sonuç olarak karşımıza çıkabilir. Yani doğrusal elimizdeki data setiyle doğrusal bir model oluşturduğumuzda 0,09 gibi küçük bir R kare ve ona karşılık 0,13 gibi yüksek bir hata kare yapısı ortaya çıktı. Polinomsal bir regresyona uydurmaya çalıştığımızda da 0,73 gibi bir R kare, 0,03 gibi de bir MSE devreye girdi arkadaşlar ve karşımıza da bu şekilde sonuçlanmış oldu. İsterseniz bir de tahmin değerlerini grafik üzerinde görelim. Bakalım ne kadar doğru tahmin edilmiş elimizdeki data setlerine göre. Şuradaki print kısımları dursun, fark etmez daha doğrusu. Önce doğrusal model için yapalım. Bunun için plt.scatter yapıyorum arkadaşlar. Buraya ne göndereceğiz? İlk doğrusal olarak yaptığımız için. Buradan direkt x'i gönderiyorum, y'yi gönderiyorum ve bir de color diyelim arkadaşlar. Kırmızı renkte olsun. plt.show dediğimde bakın nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Tekrar bakalım arkadaşlar. Bakın kırmızı noktalar bu şekilde çıktı. Bir de buna tahmin ettiğimiz doğrusal değeri çizgi olarak gönderelim. Yani aslında tahmin edilen değer üzerinden bir doğrusal çizgi atalım. Bunu nasıl yapacağız? Şuraya hemen araya plt nokta pilot gönderiyorum arkadaşlar. İlk parametremi yine x olarak bağımsız değişkenimi, ikinci parametremi ise tahmin değerimi gönderiyorum. Color da burada da blue olsun arkadaşlar ve çalıştıralım. Bakalım noktalar nasıl bir dağılım gösteriyor doğrusal çizgi etrafında. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar doğrusallıkla ilgili noktalar doğrusal yapıya yani linear regression yapısına biraz uzak bir dağılım gösteriyor. Zaten bununla da ilgili R kare değeri 0,09 gibi düşük, MSE değeri de 0,13 gibi yüksek bir değer olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir de bu yapıyı polinomsal olarak göstermeye çalışalım. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Yine x ve y değerleri benim için orijinal data setimdeki kırmızı noktalar. Buradaki değeri ise arkadaşlar tahmin 2 olarak değiştiriyorum. Şimdi tekrar bakalım. Data seti üzerinden grafik yapısı doğrusala uymayan yapı bakın görmüş olduğunuz gibi biraz daha net bir şekilde polinomsal yapıda karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu tabii data seti çok yoğun bir data seti olmadığı için böyle sert kıvrımlar var. Normalde buralarda da yine datalar olacağı için bu kadar sert bir kırılım olmaz. Böyle bir yapıda şu şekilde yukarı doğru gitmeye çalışır arkadaşlar. Ne yapmıştık? Üçüncü dereceden bir polinom regresyon modeli aslında elimizdeki data setine daha iyi bir uyum sağladığını görmüş olduk arkadaşlar. Yani bu şekilde devam edeceğiz aslında. Çünkü makine öğrenmesinin temel mantığı da bu. Yani elimizdeki verileri en iyi açıklayabilen modeli aslında makine öğrenmeye çalışacak ve bundan sonra bir girdi olarak yani elimizdeki data setinin dışında gerçek hayatta bir girdi değeri olduğunda o model yine beklenilen gibi gerçek hayata en yakın sonucu tahmin etmeye çalışacak arkadaşlar. Bu şekilde de polinomsal regresyon modelini Python üzerinde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.